Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle Futbol Menajer 24 Palermo kariyerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. En son Kasım ayını tamamlamış 3 galibiyet 1 beraberlik alarak oyuna gelen güncelleme sonrasında Palermo'yu toparlamayı başarmıştık. Bugün sizlerle Monza, Scupi, Roma ve Hibernin karşılaşmalarını oynayarak Aralık ayını bitirmeye çalışacağız. Hemen maça doğru gidelim. 4-2-4 ile çıkacağım. Hemen hemen aynı talimatlarım var. Bireysel talimatlarda bir takım değişiklikler yaptım. Detaylarını eğer başarılı olabilirsek sizlere aktarmaya çalışacağım ve üyelere özel olarak güncellemeden sonra değiştirdiğimiz 4 4.2.3.1 ile 4-2-4'ü göstermeye çalışacağım. Onlarla da aynı zamanda paylaşacağım. Hemen şöyle maça doğru ilerleyelim. Bu arada en son grafik paketleriyle alakalı ve ses sorunu yaşadığımız bir bölümü geride bırakmıştık. Bu bölümde artık o sorunlarımızdan kurtulduğumuz çok daha rahat çok daha güzel bir oyun deneyimi yaşamaya çalışacağız. Bakalım Tabii karşılaşmanın kaderi de çok önemli. İlk golü maalesef Bonza ağlarımıza bıraktı. Uzaktan yedik biraz. Stankovic'e bence yazar. Savunma oyuncuları da iyi organize olamadılar. Normalde 72'ye 28 top oynama oranımız var ama dediğim gibi kötü bir başlangıç yaptık. Şimdi atak geliştireceğiz. Eda'dan Matiyu'ya. Arka direkte McGreen'i şutu kaleciden döndü. Lund Macaroni. Macri top kaybı. Parrot direkten döndü. Hemen uzaklaştırdılar tabi. Çok normal. Bir de sarı kart gördü rakibimiz. E, tabi sürekli olarak özellikle son iki ay içerisinde çok fazla taktiksel değişiklik yaptık. Bunun dezavantajlarını yaşayabiliriz. Yani normal şartlarda yaşamamız lazım. Ama şu ana kadar özellikle golden sonrası için konuşacak olursak fena gitmiyoruz. Parrot yine bir gol fırsatını harcadı. ama zaten offside yakalanmıştı. İlk olarak şöyle sakatlanan Makaroni yerine İliçi dahil edelim. Başarabilirsiniz çocuklar da dedik. İlk 30 dakikalık periyot geride kaldı. Maçın kalan dakikalarında biraz daha agresif, biraz daha güzel oynamalarını bekliyoruz. Biraz da hücum ağırlıklı yapacağız ki bakalım neler değişecek. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Kaç kullanacak rakibimiz? 44. 45. dakikadayız artık. Pablo Mari. Calderola Mota. Bugün iyi organize etti takımını. Bir orkestra şefi gibi. İliç. Gomez'i gördük. Uzun oynuyoruz. İndirilen top. McGree. Uzaktan bir deneme. İnanılmaz. Yani bunu yapma demem lazım. Aslında evet o talimatı vermeyi unutmuşum. Düzelteceğiz onu. Top kaybı yaptık yine. İlk yarının artık son saniyelerindeyiz. Pedale çıkacağız. Matteo Gaetano ilk defa topa dokunduğunu gördüm. Saric. Kalabalık bir orta sahayla bekliyor Moza bizi. Gomez'den McGree'ye Lund. Parrot. Esposito offside. Evet. iki gol attık. İkisi de offside gerekçesiyle iptal edilecek. Yani oyuncularımızın üçüncü bölgedeki hareketlenmeleri güzel. Fakat offside'e dikkat etmemeleri gerçekten çok büyük can sıkıyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi burada biraz daha az şut çek talimatıyla oyuncularımızı biraz daha az şut çekmelerine yönelik motive edebiliriz. Talimatlar aracılığıyla. Umarım işe yararlar. İnceriye de çıkış yapacağız. Yani gerçekten galibiyete ihtiyacımız var. Almaları lazım. Bakalım neler yapacaklar. Stankovic. Peda. Saric. Gaetano. Top kaybı harika. Pablo Mari. Saric geldi aldı topu. Sağ kanattan geliyoruz. Gaetano. Evet nihayet eşitliği yakaladığımız gol geldi. Birbirlik eşitliği yakaladık. Karşılaşmada kendi evimizde oynuyorduk zaten Monza ile. Önemli bir gol diye düşünüyorum tekrar başarabilirsiniz diyelim. Duran toplara dikkat edelim. Kolpani Baptiste Mari vurdu. Motanın orada bir müdahalesi var ama offside. Offside. Şimdi burada defansif orta saha destek yapacağız. Dengeliye dönelim. Akıcı oynayacağız. Şurada tak destek kullanacağım. Bir de bu şekilde deneyeceğiz. Ransımızı daha akıcı oynayacaklar. Çok akıcı oynuyorlardı. Ve bu talimatlarla bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Yani biraz daha dengeli, biraz daha kontrollü bir karşılaşmaya doğru götürmeye çalışıyoruz şu anda. Başarabilirsek ne kadar güzel olacak. Atak denememiz başarısız sonuçlandı. Motayla gelecekler. İki kişi önünü kapattı. Stankovic de kaldı top. Bravo çocuklar. Değişiklik yapmalıyız bence. McGree yerine ki çok kötü oynadı. Orada Harvey Vail'ı değerlendirebiliriz. Lund yerine mi alabilirim diye bakıyorum. Aurelio terse Zanoli'yi alıp defansif orta sahada yine Segre değişikliklerine bence gidebiliriz. Başarabilirsiniz beyler de dedim. Yani gerçekten istatistiksel olarak istedik. Bayağı maçı ama olmayınca olmuyor. Biraz dar alanda oynamaya çalışalım. 90 artı 3. Birbirlik eşitlikle zannediyorum. Ayrılacağız. Evet birbirlik eşitlikle ayrıldık. Yani girdiğimiz gol pozisyonlarını düşündüğümüz zaman 2 kere offside'a da yakalanmıştık. Bence çok böyle beklentilerimiz doğrultusunda bir karşılaşma olmadı. Özellikle hala finaldeki hatalarımız, sıkıntılarımız devam devam ediyor gibi duruyor. Şimdi ben tabi burada bir takım değişiklikler yapacağım. Burada çift yaratıcı forvet aslında evet kullanabiliriz. Onun dışında baktığım zaman bir değişikliğe ihtiyacımız var mı burada? Ersel kanat destek yapalım burayı. Hemen daha sürçek talimatlarımızı ekleyelim. Tabi rötuşlar olacak düzeltmeye çalıştığımız yerler olacak. En nihayetinde başarılı olmak için sürekli olarak orası da burasını çekiştireceğiz sistemimizin. Önümüzde şimdi Şükrupi ile bir maçımız var. Konferans liginde çok iyi performanslar gösteriyoruz. Gerçekten başarılı maçlar çıkartıyoruz. Fenerbahçe ile beraber konferans liginde liderliğimizi sürdürüyoruz. Bizim amacımız burayı lider olarak tamamlayabilmek. Eğer bunu başarabilirsek büyük bir prestij elde edeceğiz. Önümüzdeki turlarda, önümüzdeki turlarda da yine maçlarımızı kazanabiliriz kazanarak, iyi oynayarak, güzel skorlarla, güzel sonuçlarla maçlardan ayrılarak prestijimizi katlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Serie A'da işimiz çok zor. Yani şampiyonluk umudu gerçekten zayıf. Neredeyse ligin yarısına geldik. İstediğimiz puanı duyamadık. Bunda bence güncellemenin büyük ama çok büyük bir payı vardı. Onun dışında üzgün olan veya ilk 11 oynamayan oyuncularımızdan da artık yavaş yavaş verim vermelerini bekliyoruz. Hemen karşılaşmaya doğru ilerleyelim. Alacağımız bir galibiyetle son 16 turuna katılma şansımız var. Bunu iyi değerlendirin beyler diyerek oyuncularımızı tekrardan sahaya gönderdik. Şöyle bir tık dar alanda bir değerlendireceğim bu maçı. İlk hata zaten rakip takım geliştirecek. Ölümcül bir pas geldi. Allah'tan değerlendiremediler. Saric McGree'yi tek topla kaleye gitmek istedik. Başarılı olamadık. Gaetano'nun müthiş mücadelesi var ama yine top kalbi geldi. Taç kullanacağız. Esposito, Peda, Gomez, Claudio Gomez takımımızın bel kemiği oyuncularından bir tanesi. Damchevski karşıladı. Atak tazeleyeceğiz. Saric, Peda, Gomez, Esposito, Parrot olmadı. Offside mı? Yani offside'e e o kadar fazla yakalanıyoruz ki ben hayret ediyorum bunları izlediğim zaman. Yapacak bir şey de yok. Hani ne diyeyim bilmiyorum oyunculara bu konuyla alakalı. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani offside'e e yakalanmayın şeklinde bir talimat olmadığı için elimizden başka bir şey gelmiyor. Hani çok özel talimatlarla vesaire değiştiğini ben açıkçası çok düşünmüyorum. Belki e, burada Parrot için mevkinden bağımsız oyuna diyebiliriz. Tabi öncesinde Esposito bir yer değiştirmesini söyleyelim. Farklı ayaklarda belki de daha fazla başarı yakalayabilirler. İlk yarı bitti. 0-0 bitti. Yani 4-2-4 okey çok iyi ama istediğim seviyede değil henüz. Mercury'i yi Sarıç yine atamadık. İnanılmaz. Lund sağ kanat bomboş. Gaitano vurdu. 5. golü bu sezon. 46. dakikada gol geldi. 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda. Stat bomboş ya. Çok keyifsiz bir karşılaşma ama bizim için fark etmiyor. Süpersiniz beyler diyelim. Önemli bir maç olduğunu söylemiştim. Bu arada diğer maçlardaki sonuçlara da şöyle bir göz atacağız. Yine atak geliştiriyoruz. Perret. Lund'dan McGree'ye Perret müthiş çıkardı. Gaitano değerlendiremedi. Atakta geliştiremediler. Uzun bir top. Parrot kazandı. McGree. Saric. Pas gelir mi gelmedi. Esposito değerlendiremedi. Orada arkadaşıyla pozisyonunu. Uzun oynadılar. Yine topu kaptırdılar. McGree. Parrot. Müthiş bir şut. Sol ayak içi. Dördüncü golünü attı o da bu sezon. 61. dakikada gol geldi. 2-0 yakaladık. Süpersiniz beyler diyelim. Takım açıldı. demek ki bu şekilde oynayacağız. Mateo Arka direkt düşüncesi Esposito. O da sezonun 7. golüne imzasını attı. 3 dakikada 2 gol birden bularak müthiş bir futbol ortaya koyduk. XG'miz çok yüksek. istatistiklerimiz çok iyi. Hem toplu oynuyoruz hem de kaleyi bombalıyoruz adeta. Şimdi bize düşen görev maçın kalan dakikalarını gol yemeden sağlıklı bir şekilde tamamlayarak hem 3 puana hem de avaraja ulaşmak. Şu pozisyonda geçtikten sonra 5 kişi birden değiştirmeye çalışacağız. Gaetano burada çok iyi girdi araya. Esposito 5'e 300 neredeyse ama geriye dönüp top kaybettik. Kalecilerine kadar döndüler. Uzun bir top. Aman beyler dikkat edelim Gomez'in müdahalesi harika. Harikulade girdi araya. Parrot düşüncesi olmadı. Müthiş bir şut geldi değerlendiremediler. Hemen değişiklik yapalım abi. Urlan oyuncularımızı değerlendirmeye çalışalım. Harvey Vail yine düşündüğüm bir isim. McGree yerine alacağım. Gaetano yerine Parrot'u geriye alıp. Aa, orada maalesef değerlendirebileceğimiz başka bir oyuncu yok. Ama Segri olur. Burada. İliç'i yine değerlendirebiliriz. Ve Zanoli olabilir. Asla Vasić de olabilir ama yani Vasić'i şimdi düşünelim. Evet ileri atabiliriz bence ya. Yani bir risk olacak. Onda hem fikirim. E ama oynaması gerektiğini bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğüm için de oynatacağım. Çünkü bu sistemde bir ofansif sağ kullanmıyoruz. Ve Vasić gibi, Maldini gibi isimler maalesef boşa çıkıyorlar. Belki onları kanat oyuncusu olarak evirmeye çalışabiliriz ama bunun için ligdeki taktik sonuçlarını net bir şekilde görmem lazım. Şimdilik aferin beyler diyelim. Bu karşılaşmayı da başarılı bir şekilde geçtik. Brentford yanılmıyorsam ikinci sıraya yerleşmiş. Hemen ona da bir göz atalım. Evet Fenerbahçe nihayet yenilmiş herhalde. Bakalım. Avusturya Viyana'ya yenilmişler. Hemen ilerleyeceğiz tabii. Onun öncesinde oyuncularımız Avrupa'dan dönüp ligde başarılı olmaya çalışacaklar. Bu sebeple biraz kondisyona ihtiyaç duyacakları için bir günlük antrenman izni veriyoruz. Ki önümüzdeki maç gerçekten çok kritik bir maç. Roma deplasmanına çıkacağız. Öyle Roma, Avrupa'da karşılaştığımız isim telaffuzunda bile zorlandığımız takımlara benzemeyen bir takımla mücadele edeceğiz. O yüzden izin çok elzem diye düşünüyorum Harvey bir Villa birazcık kendini toparlamalısın dedik. Harvey'i büyük umutlarla almıştık ama henüz daha geldikten sonra başarılı olamadı. Zaten gelir gelmez sakat yaşamıştı. O yüzden kendisini çok fazla görebilme fırsatını elde edememiştik. Şimdi burada şöyle bir değişiklik yapacağım. Esposito Parrot'la oynayacak. Esposito'ya burada mevkinden bağımsız oyna diyeceğim. Çünkü buradaki adam içeri girecek zaten. Esposito'yu biraz daha hareketli kullanabiliriz diye kendi çapımda düşünüyorum. Hemen Maldini'yi de alalım. Bu arkadaş çıkacak. Maldini'yi şöyle alacağız. Bir baktığım zaman kadromuz, her zamanki kadromuz, başarılı olmalarını beklediğimiz kadromuz hemen takımı bildirdi diyelim. Normalde çok istiyorum. Hani bir işte komple forvet kullanayım. Daha farklı rollere gideyim. Ama kısa vadede çok fazla işe ihtiyacımız var. Bunun içinde en optimum seviyede kullanmaya çalışıyoruz. Roma deplasmanı çok önemli. 4-3 oynuyorlar. Merkez üçlüsü çok güçlü bir üçlü. Yani zaten kanatları kullanan bir takımız. Umarım başarılı olabilir takımımız. İnancım var. En kötü ihtimalle bir beraberlik bizim için İyi olur mu? Gayet iyi olur abi ya. Yani hayır demem Roma gibi bir takım karşısında. Özellikle kazanırsak büyük bir sürpriz yaşatmış oluruz. Ona da bakacağız. Top kalbi geldi tabi. Hemen şurada sert bir asat talimatı verelim. Kanattan iyi geldiler. Gendry ilk gol. Valentin Gendry. Yapacak hiçbir şey yok abi. Merkezden delik deşik edebilirler. Bunu zaten söylemiştik. Motive etmeye çalışacağız. Panik yapmamaya çalışacağız. Ona göre duruma bakacağız. Bir Patricio Martinez. Yani 3. bölgede çok rahatlar. Macri offside yok. Hocam nasıl offside hocam ya? Allah Allah. Çok enteresan bir offside bence. Gol kararı da iptal edildi. Bir tık yine dar alanda oynayıp rakip savunmanın üzerine gitmekten vazgeçeceğim. Şu şekilde bir görmek istiyorum. Deplasman performansı olarak özellikle. Ya kaybedeceksek 3-4 gol yiyip kaybetmenin bir anlamı yok. Her zaman böyle bakıyorum. Önemli olan direktiflere verilen reaksiyonlar şu anda. Esposito, Mateo, arka direk, McGree, Riley McGree, 1-1. Bravo çocuklar. Duran toptan yine sürpriz bir gol çıkarttık. Şapkadan tavşan çıkarttık. İlk yarıda o avantaj önemli. Bir gol daha gelirse tadından yer kaçmaz ve bir penaltı kararı geldi. Hakem bravo abi. Hakeme buradan tebriklerimi iletiyorum. Penaltı kararı geldi. En son penaltıyı kaçırmıştık. Umarım bu kaçmaz. Esposito topun başındaki isim. Ya şaka olmalı bu ya. Gerçekten bu bir şaka olmalı ya. Korkunç bir şaka bu arada. Yine kaçırdık penaltıyı. İnanılmaz. Ya nasıl bu kadar üst üste kaçabilir anlam veremiyorum. Güncellemeden önce bu kadar yoktu. Bunun da ayarını bozmuşlar belli ki. Yani soğukkanlılığı olan, bitiriciliği olan konsantrasyonu olan bir adam penaltıyı nasıl üst üste iki kere kaçırabiliyor bilmiyorum. Ha, olmayacak şey değil. Olabiliyor evet ama üzüntümüzün kaynağını anlayabiliyorsunuzdur. Gerçekten çok kritik çok önemli bir karşılaşmada oluyor bunlar. O yüzden çok fazla üzülüyoruz. Dolayısıyla ne yapalım? Penaltı kaçıran oyuncumuzu bir çıkaralım abi. O da demoralize oldu. Biz de çok sinirlendik. Ee, burada köşeye hemen Harvey Vail hamlesi gelebilir bence. Hiçbir sakınca yok. Bir risk alıp buraya da basitçe atacağım. 5 oyuncu birden değiştirdik. Dar alanda 4-2-4 işletmeye çalışıyoruz. depla Asmanda. Neredeyse 35-40 dakikadır 60 dakika içerisinde bir baskılı Palermo oyunu gördük. Bize düşen görev açı sonuna kadar devam edebilmek. Hata da bertaraf ettik. Stankovic uzun oynadı. Harveyville'dan Soleri'ye uzaktan bir deneme. Rui Patricio'ya gelmedi bile. 3. bölgede çok kalabalığız. Rui Patricio, Smalling, Pellegrini'den. Bova, Cristante müthiş üçlüler kurdu orada. Roma takımı Zalewski'den Robin Koch o oh, aldı topu. 100 Milik Stankovic ne yapıyorsun? Abi adam önünde duruyor, arkanı dönüyorsun adama ya. Ya ben gerçekten hayret ediyorum. Böyle bir gol yenilebilir mi ya? İnanılmaz bir takımız ya. Vallahi inanılmaz bir takımız. Ölenecek bir şey yok. 75 dakika geride kaldı. Şimdi burada farklı bir sistemi zorlayacağım abi. Farklı bir sistemi zorlayacağız. Bekletmeden orta açsak mı? Aslında iki kişiyiz, bunu yapabiliriz. Hemen deneyelim. Başarabilirsiniz beyler dedik. Tempomuzu düşürdük. Daha geniş alanda oynayıp kanatları daha efektif kullanmaya çalışacağız bakalım. Sonuçlarını elde edebilecek miyiz? Peda Patricio'nun müdahalesi var. İnanılmaz kaçırdık golü. İnanılmaz kaçırdık. Segre atak tazeliyoruz. Sağ kanatta Harvey Will, Rui Patricio'dan önce hakemin bayrağı havada bu arada ama devam kararı geldi. Bont indirdi. Uzun bir top. Asmamız lazım, basmadık. Ah be çocuklar. Dybala. Pellegrini. Martinez'den. Fleming'e. Cristante. Bol. Daralandı inanılmaz paslar. Fleming. Ziyan. Flaming. saat yoksa 3-1 yaptılar. Maalesef. Maalesef gol geçerli sayıldı. Yani tabii umutlar artık bu dakikadan sonra çok zor. Bol ve Flaming'in golleriyle yenildik. Ama bakın istatistiklere bir göz attığımız zaman işte fena olmayan bir karşılaşma çıkardık. Penaltıyı kaçırmasaydık ki bence maçın en önemli kırılma noktalarından bir tanesiydi. 2-1 öne geçme fırsatı elde etmiş olacaktık ilk yarı bittiğinde e, belki de Talimatlarımızı ellemeyecektik Belki de 3 puan alacaktık En kötü ihtimalle 1 puan alabilirdik Ama ne yazık ki futbolun acımasızlığını bir kez daha gördük Öyle değil mi? İstediğimiz sonuçları elde etmeye çok yakın olsak da başarılı olamadık Canımız sağ olsun Yapacak hiçbir şey yok Elimizden gelen tüm gayreti gösterdiğimize inanıyorum En azından teknik olarak Bazen olmayınca olmayabiliyor Nereden Bir antrenman izni verip Konferans ligi karşılaşmasına odaklanacağız Ve bu bölümün zannediyorum evet son karşılaşması olacak. Hibernian karşısında ben yine bir 3 puan beklentisi içerisinde olacağım. Oyuncularımın bunu başarabileceğine eminim umarım da başarılı olabilirler. Orada burada kalıcı bir değişiklik yapıp biraz daha dar alanda oyuncularımızı eğitmeye alıştırmaya çalışacağız. Hemen ilerleyelim. Güncelleme sonrasında şöyle bir yorum da yapılıyor çevremde. Bilmiyorum ne kadar doğru. Gerçi yorum yapanların bol menajer tecrübelerine ve bilgilerine güveniyorum. Herhalde doğrudur diye tahmin ediyorum ama yanılma ihtimalimiz var. Hepimiz insanız biliyorsunuz. Şöyle ki güncelleme sonrasında forvetlerin çok verimsiz olduğundan bahsedenler var. Yani ofansif orta saha rolünün çok daha önemli olduğunu söyleyenler var. Aslında benim neden 4-2-4 yaptığımı biraz da buradan anlayabilirsiniz bence. Hem tek forvet hem çift forvet denemesi yapıyorum. Bundan sonra da mesela şöyle bir planım var. Çift ofansif orta saha tek forvetli bir sistem yapacağım. Böyle çam ağacı gibi bir sistem düşünebilirsiniz. Ona göre bir aksiyon alacağız. Bu arada bir forvet bir kaleci gelecek gibi altyapıdan hiç fena olmayan ortalamalar elde etmişler. Onlara da göz atıcı Yine tabi lisanssız oyuncularımız var. Robertson da ayağıdır sakat ya. Yani onu da bir alabilseydik gayet iyi olurdu ama çok sorun da değil. Hemen takımı bildirelim. Bakalım bu karşılaşmada rakibimiz karşısında neler yapacak oyuncularımız. Evet kendimize kazanalım beyler diyerek. 90 dakikanın ilk düdüğünü çaldırıyoruz. Başarabilirsiniz de diyelim. İlk pozisyon yine rakipten. Neville. Tavares. İyi dribbling, sert bir şut dışarıya vurdu. Maçın ilk dakikalarında Gol pozisyon olacağı izlenim alıyorum. McGree'den Gomez'e. Gomez tek başına sürdü. McGree vurdu. Golü buluyoruz. 1-0. Bravo beyler. Bravo çocuklar. Bu maçlar böyle oynandığı zaman aklıma bir yandan şey de geliyor. Yani bizim takımımızın current ability ortalaması seri A'nın hala bence çok çok altında. Biz biraz bence, bilmiyorum abartıyor da olabilirim ama benim kişisel yorumum bu. Current ability'nin yani bir, bir buçuk katı kadar fazla performans gösteriyoruz. Burada zaten yapmazsak böyle bir takımı hani alt getirip seri A'da dişli bir takım haline getiremezdik. Normalde mesela FM23 falan olsa ben muhtemelen bu sezon içerisinde şampiyonluğa oynuyor olurdum. Biraz işte kariyerin gecikmesi iş yoğunluğu, işte son zamanlarda çıkan hatalardan ötürü heves kaybı yaşamamız her yeri biraz sekteye uğrattı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim böyle bir durum da var. Bu arada biz muhabbet ederken 22 dakikada 3 gol birden oldu. Sarıç Gomez. Tek başına sürmek istedi. McGree uzaklardan. Müthiş bir gol. McGree'nin açılmasına çok seviniyorum. Çok önemli. Çok kaliteli bir futbolcu. oyuncumuzun kalitesine zaten inanıyordum. Nedensiz gelip bu performansı göstermesi de ayrı bir mutluluk verici oldu. İlk değiştireceğimiz oyuncu olacak bu arada. Çünkü hat yaptı. Onu şöyle bir taraftarlarımıza alkışlatacağız. Onun yerine de Vasic belki alınabilir. Bu arada için bir rakatlık sorunu ortaya çıkmış. Peda yerine de hemen ilç alayım. Normalde sarı kartı da azal diyebilirdim ama artık son zamanlarda biliyorsunuz daha 45 dakika bitmeden değişiklik yaptığımız maçları seyrediyoruz. Bol bol seyrediyoruz hem de. O yüzden çekilmiyorum artık. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ne bir köşe vuruşu izleyeceğiz. Neville topun başındaki isim. İliç karşıladı. Vaki galiba. Evet rakip Uşuri. Fark 3'e indiren golü buldu. Rakip takım. Sağlık olsun sıkıntı yok. Duran toplar için yapılacak pek fazla bir şey yok. Önemli olan 3 puanı uzanmak artık bizim için. Diğer maçlardaki sonuçlara da bakalım bir yandan. Arkamızdan Sevilla, Brentford, Fenerbahçe, Heron'un geliyor. Bir takım daha vardı ama göremedim tabii orayı. Heron iyi bir kafa vuruşu gelmedi. Yavaş yavaş bu arada değişiklik yapabiliriz. Pozisyonu da geçsin. Gaitano'yu da almayı düşünebiliriz. Tavares'te geliyorlar bu arada. Neville 4-2 oldu. Uzaktan yedik abi yine. Köşelerden yine gol yedik. Şimdi düşündüğümüz zaman ne demiştik? Harvey Vale demiştik. Parrot yerine Basic olabilir demiştik. Son bir hamle yapabiliriz. Onu da Zanuli'den yana kullanabiliriz bence. Hadi bakalım. Parki yendi. 67 dakika geride kaldı. Leja'ymış bu arada gelen takım. Onun arkasından da standart Leja geliyor müthiş bir pozisyon harcadık yine. Trabzonspor, Ankara gücü. Evet Türk takımlarının başarısı gözlerimi yaşartıyor açıkçası. İşin çok ironik bir kısmını anlatayım ben size. Atıyorum herhangi bir Türk takımıyla kariyer yaptığım zaman ben bu kadar başarılı olabildiklerini görmüyorum hiçbir zaman. Yani ben Türkiye'de bir takım yönettiğim zaman Türk takımları bu kadar Avrupa'da başarılı olamıyorlar. Ama ne zaman Avrupa kariyeri yapsam çatır çatır top oynadıklarını görüyorum. Bu müthiş bir ironik şaka olsa gerek. Bilmiyorum sizde durum aynı o. Yorumlarda belirtirsiniz bu arada. İlginç bir bilgi de olur hepimize. Ben de genelde böyle oluyor çünkü. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi herhangi bir Türk takımıyla kariyer yaptığımızı düşünelim. Atıyorum Bursa Spor'un başında olduğunuzu düşünelim. Zorlu bir kariyer ve ülke puanına ihtiyacınızın olduğu bir kariyer aslında. Yani sadece Bursa Spor özelinde söylemek istemiyorum bunu. Sonuçta Türkiye'de bir takım yönetiyorsunuz ve Avrupa'da daha fazla takımla temsil edilmek, daha fazla başarılı olmak için sadece sizin yaptıklarınız yeterli değil. Yapay zeka takımlarının da başarılı olması lazım. Dolayısıyla o takımların Avrupa'da başarılı sonuçlar elde etmesi lazım. Oradaki başarılı sonuçlar ülkelerin oyuncu yetiştirme puanlarından tesis kalitelerine kadar etki ediyorlar. Yani oradaki mekanik o kadar derin bir mekanik ki aslında 10 dakikadır, aslında 3-4 dakikadır evveli develediğim muhabbet çok önemli. Onun altını bu yüzden çiziyor. Peki maçta bitti. Böyle sohbet muhabbet eşliğinde e, bitirdik. İtalya Kupası'nda da Monza'yla karşılaşacakmışız. Şöyle fikstüre bir bakalım. Sizlerle beraber 4 karşılaşma yaptık. Hibernian karşılaşmasıyla yine pik yaptığımız bir e, dönemde kapatıyoruz. İki galibiyet bir beraberlik bir yenilgiyle kapatıyoruz. Klasik ya yani her ay hemen hemen aldığımız sonuçlar. Şu ay zaten güncelleme ayı. Bu ay da öyleydi galiba. Evet bu ay hatta böyleydi. Ondan sonra mı yapmıştık taktiksel değişiklikleri hiç hatırlamıyorum ama çok da önemli değil. Evet lafı da fazla uzatmayalım. Umarım eğlendiğiniz, bolca keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır değerli arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz abone olarak kanala destek olmayı ihmal etmeyin. Ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.